ilk 5'e odaklanmış Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalım'a yattığımızda diyelim ve iyi akşamlar diyerek Rıza Hoca'ya Rıza Hoca'yı da programa dahil edelim. Hocam nasılsınız? İyiyim, sağ olun. İyi akşamlar size. Uzun bir girizge oldu hocam. Biraz da beklettik sizi. Kusura bakmayın. Önemli değil. Önemli değil. Feyyaz'ı dinledik. Hocam başarılarınla gurur duyuyoruz. Al kardeşim, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi bir türlü mezun olamadık kolejden dedi de Feyyaz Hoca. Hakikaten sizin döneminiz bir kolej takımıydı. Şimdi Beşiktaş açısından dün zor bir karşılaşma vardı. Siz maçınızı oynadınız. Sivas geldi 6. sıraya 59 puanda. Hatay'ın 60 puanı var. Önümüzdeki iki maç ve ilk maçınızda Fenerbahçe ile. Her zaman olduğu gibi şimdi o Beşiktaş'ın evladı Beşiktaş'a şöyle oynadı. Fenerbahçe'ye böyle oynar Fenerbahçe. Şimdi o kadar garip bir futbol iklimimiz var ki hocam. Biz ilk ağızdan hep konuşup ilk ağızdan neler söyleneceğini duymak istiyoruz. Ama o kadar enteresan bir futbol iklimimiz var ki şimdi muhtemelen iki gün boyunca sizi ve Karagümrük takımını konuşacaklar hocam. Bence siz şimdi kendiniz konuşun ki başka konuşanlar polemik yapamasın istedik. O yüzden de size mikrofonu uzatmak isteriz hocam. Buyurun. Şimdi her şeyden önce biz işimize, mesleğimize çok saygılı insanlarız. İşimiz ne gerekiyorsa onu yapacağız. Belli bir sorumluluğumuz var. Ona göre de hareket ediyoruz. Bizim şu andaki tek düşüncemiz tabii ki kendi açımızdan düşünüyoruz. Ve bizim mutlaka oradan biraz önce söylediğiniz gibi Hatay bizden bir puan önde. Orayı onu yakalamak için mutlaka Fenerbahçe maçında puanlar almak zorundayız. Ama tabii ki oynayacağımız maç da bir şampiyonluğu etkileyecek bir maç belki de. Onun için yani bu maç kolay maç olmaz. Çünkü biz Feyyaz'a yakın bilir onu. Böyle maçlarda biz kazanacağımız maçta, kazanmamız gereken maçlarda özellikle kendi sahamızda çok baskılı oynarız yani. Sonunda da neticeye gidersiniz yani büyük takımların şey olarak iyi hava yakalamışsanız. Onun için kolay maç olmayacak. Ben onu söylüyorum ama biz de tabii ki elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sadece bizim bu ara biraz eksiğimiz var takımımızda. Var mı savunma için bizim eksik hocam? Eksiğimiz var, bayağı var. Mustafa Yatabare yok, Boyd yok, Samba yok. Erdoğan da maalesef bir sakatlandı, o da yok. Öyle mi? Bir de Aron yok bizim. Bir eksiklerimiz var. Onun dışında bir sorunumuz yok. Ama kadro sahaya çıkacak kadromuz var. Hiçbir sıkıntımız yok. Bütün amacımız oradan puan ve puanlar almak. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi tabii ki sosyal medyada bir sürü şey oluyor. Biz Beşiktaş'la beraber kaldığımızda veyahut da yendiğimizde farklı konuşuluyor. Yenildiğimizde kendi çalıştığımız takımdan ki taraftarlardan farklı şeyler konuşuluyor. Bunlara alıştık ama ben hiç onları aldırmıyorum. Ben kendi işime bakıyorum, takımıma bakıyorum. Çünkü sosyal medyada kimin ne yazdığı belli olmuyor. Kimisi seni seveni var, sevmeyeni var. Onun için onlara fazla kafaya takmadan işimize bakmamız gerekiyor. Eğer onlarla uğraşırsanız maalesef bu sıkıntısını yaşarsınız yani. Haklısınız. Onun için de biz sadece sahaya bakıyoruz yani. Haklısınız hocam. Teşekkür ediyoruz. Var mı herhangi bir soru buradan, stüdyodan Erman hocam? Reci'den Gradel'i soruyorlar. Gradel Sivas'ta kalacak mı? Bir senesi var daha değil mi? Bir yılı daha bizim olacak. Ne düşünüyorsunuz Gradel'le ilgili? Gradel daha 2 yıllık bir mukavele yeniden imzaladı. Yani 2 yılı daha var bizde. 2 yıl daha devam edecek. Ben de zaten şimdi benim de bitiyor mukavele. Ben de ona göre maçlar bittikten sonra biz de ona göre konuşacağız. Durumumuza göre hareket edeceğiz yani. Peki hocam, çok teşekkürler. Başarılar diliyoruz. Sağ olun, iyi yayınlar. Sağ olun hocam. İyi akşamlar. Rıza Hoca gittiği her takıma bir dokunuşu olan, her takımda bir etkisini hissettiren bir teknik adam.